Kabaca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Erhan Köroğlu arkadaşımızın Kırşehir'den gönderdiği Olamak motor testeresinin değişmesi gereken parçalarını değiştireceğiz. Gelelim kutu açılımına. Kendisine buradan bizlere güven sağladı, güven duyduğu için çok teşekkür ediyoruz. O kadar yoldan bize ürün gönderiyor. Gayet güzel bir şekilde cihazın hasar almaması için korumasını sağlamış. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hemen şöyle çıkartalım cihazı. Buyurun abi, nasıl yapalım? Bir şey danışmaya geldim. Burada... Tabii. Bir tane müşterimiz geldi. Ufak tefek bilgiler aldı. Video bölünmek zorunda kaldı. Kılavuzunu söktük. Ay, çıkardık. Poşetin içerisinde malzemeleri var. Hemen motorlu testeremizi çıkartalım kutusundan. Cihaz burada. İçerisinde başka malzeme yok. Kılavuzu burada. Motor testeri böyle koyduk. Gel Hakkı'cığım. Cihazın şu kısmından gördüğünüz gibi şişmiş ve buraya çatlatmış haliyle yapıştırma yapmışlar ama biraz yanlış müdahale var açıkçası. Yağ pompası plastik. Dedim ki kendisine, bu plastik pompalar zamandan aşınıyor. Büyük bir ihtimal yağ pompanda da hasar vardır. Yağ pompasının da değişmesini istiyor cihazın sahibi. İpimiz bu şekilde dışarıda kalmış. Şimdi fren çemberi yok. Bize zaten göndermeden önce fotoğraflarını atmıştı. Biz de malzemeleri getirttirdik elimizde olmayanları. Burada küçük bir kırığımız var ama bu kozmik olarak sadece görsel. Bir de zincir germe vidası kırılmış. Zincir germeyi komple değişeceğiz. Yan tip olarak şu malzeme şöyle atalım. Kılavuz sacımız ve Oregon 21 LPX zincirimiz. Onu da böyle poşetin içerisine atalım. Hatta kutunun içerisine koyalım tekrar. Değişmesi gerekenlere geleyim. Şu şekilde yağ pompası, emak. Geçtiğimiz videolarda zaten sizlere söylemiştim. Yan sahneyi, yağ pompaları nasıl anlatayım? Daha çabuk sürede, kısa sürede bozuluyor. O yüzden orijinal takmanızı tavsiye ederim size. Hani biraz pahalı, çok bir fark yok aralarında ama yani gene de ister istemez fiyat farkı oluyor. Bu da hani bu yağ pompaları uzun süreli gidiyor. Yan sanayiler çok çabuk bozulduğundan dolayı pek tavsiye etmiyorum. Açıkçası ben o şekilde söylüyorum müşterilerime. Fren çemberi, zincir germemiz aynı şekilde hepsi orijinal arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kodları da burada. Zincir germesi komple, üzerindeki yağ hortumu ve karterimiz değişecek. Hani buralardaki çatlaklar falan olmasa bir nebze sökülüp vidaları çakıp içeriye saplamaları biraz siperle falan düzeltmeye çalışıyoruz ama onda o şekilde işlem yapabileceğimiz bir yer olmadığından dolayı komple değişecek. Çıkmasını baktık depomuzda, motorlardan bulamadık. Hani bu kadar para vermemesini istemiştik açıkçası. Ama çıkmayı da bulamadığımız için mecburen komple yeni takılacak malzemeleri şuraya koyalım. Başlayalım sökmeye. Hemen anahtar uçlarımızdan alalım da. Bunların uçları da bozulmuş artık, iyice kullan. Umarım çok uzun bir video olmaz. Onu alırız. Videolar normalde bu kadar uzun mu? Evet, uzun. Kendi orijinal vidaları. Hava filtresi temizlenecek. Şurada biraz bir ufaktan hasar var. Bir de tam şu noktada, şu içeride. Bunu temizledikten sonra sıcak silikonunu alıp hafiften şöyle sürtüyorum. Oradan pislik çekmesini engelliyor. En azından hava filtresinin değişmesine gerek yok. Bir tane vidamız eksik. Kendisi söylemişti zaten, onu tamamlayacağız. Stop bir şey. Buraya taktık. Bobin kablosu yerinden çıkmış. Bunlar normalde çıkmaz arkadaşlar. Şayet
temizleyip üzerine Japon dökeceğim mecbur. Düzgün olursa. Bu Emak grubun, şöyle izah edeyim yani. Olemak markasının bobin kabloları yerinden çıkmıyor. Birçoğu. Hiçbir tanesi çıkmıyor desem yeridir. O yüzden buradan dibinden sökmeye çalışmayın. Husqvarna'larda vidalı tipler var. Ama artık yakın zamandaki modellerinde de onlar da sabit olmaya başladı. O yüzden bobin kablolarını, buji kablolarını daha doğrusu dipten, bobinin dibinden sökmeye çalışmayın. Koptuysa kesiniz, kopmuş olan yerden kesip ekleme yoluna gidin. Bunu şimdi bu şekilde alıyorum. Kolay temizleyip temizledikten sonra oraya yapışkan süreceğiz. İnşallah ateşlemesi düzgün olur. Sonuçta metali falan yerinde, sadece malzeme çıkmış. Kabloyu değiştirmişler zannediyorsam. Bir saniye akıcım, şuradan malzeme alayım. Şurada iki tane vidası eksik. Buraları tamamlayacağım. Eğer yerleri yalama değilse. Orijinali gibi vida var. Ama üzerinde düz tornavida kısmı yok. Kartara değişeceğiz ya zaten. Aynen. Çok mantıklı. Hiç o şekilde düşünmeden hani konuştum. Karter zaten değişecek. Yalama olsa ne olacak? Üzerindeki şu an mevcut olan. Söküm yaparken şu kablo şuradaki ezilmesin diye olan malzemeyi mümkün mertebe saklayın, kenarlara koyun. Kaybetmeyin yani. Jikle kolumuz. Bunları güzel güzel temizleyeceğiz. Elimizden geldiğince zaten karter temiz olacak. Çektiğiniz zaman karbüratör gelmiyorsa şurada altta şuraya geçen vakum hortumu takılı kalıyordur. Şu hortum bu. Tornavidayla biraz ittirirseniz kolaylıkla çıkacaktır. Şimdi üst kapağı almadan önce bir egzozu sökelim. Flanşlı somunum varsa flanşlı somun takacağım buraya. Ekstra pul takmana gerek yok. Burada avantaj sağlar sana. Çünkü küçük pulların. Bir de şu kapağı açamadığı zaman şöyle taktırın arkadaşlar tornavidayı. Şöyle. Gördünüz mü? Bu şekilde geliyor. Orasını sonra düzeltip geri takıyorsunuz. Bunlar temizlenecek, temizleyebildiğimiz kadar. Şurada bir tane düz tornavida vidalık olmuş. Aslında tork anahtar tutuyor. Daha önceden zannediyorum içi yalama olmuş. Değişmişler. Pistona baksana. Piston düzgün göründü ilk başta. Şöyle anlık gördüm oradan kenardan. Motor çalışıyormuş zaten. Egzozu aldık. Egzozun içerisinde böyle bir sac var. Bunu da es geçmeyin. Aldık. Yakıt hortumumuz boşta olduğu için biraz yakıt akıttı. Ayrı bir konu. Bir tane ipimiz vardı. Balata sökücüye ihtiyacımız yok ya. Kafası sağlam değil mi? 19. 19 değil şey. Hayır. Kafada malzeme var. Gerek yok ona. Volantımızı sökeceğiz birazdan. Balatayı söktükten sonra hatta balatayı almadan önce sökeyim. Şu vidamızı. İki pul. Bir tane somun var. Şimdi bakın arkadaşlar. Volantı sökeceğiniz zaman mıknatısa, yani bobine doğru gelmese mıknatısı, şöyle tutuyoruz. Çekicimiz yok. Hemen alıp gelelim.
şekilde tutuyorsunuz. Vurdunuz. Kendisi düşüyor. Böylece görüyorsunuz. Balatayı da kenara koyduk. Daha sonra balatayı alacağız. Balata ters diş arkadaşlar. Eli yatkın olanlar zaten bilir. Ufak bir güç yolladığı zaman çoğusu çıkıyor. Hafif renk, şuralarda renk değişikliği var ama bu normal zaten. Senelerin vermiş olduğu kullanımdan kaynaklı olarak. Zincir dişlisi iz yapmaya başlamış ama şu an değişmesine gerek yok. İlerleyen zamanda zincir dişlisi de görünecek. Değişmesi gerekenler içerisinde. Yağ diş, zincir dişi rulmanı yağlanacak, takılacak. Yağ dişimiz temiz, gayet güzel. Hani dişleri kolay kolay zaten bozulmuyor. Yağ dişlisinin altındaki pul. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Başka şimdi sökmemiz gereken durumlara gelelim. Motoru ayıracağız. Karterden tork kilimimizi alalım ilk başta. Zincir kilidini bir alalım. Çünkü diğer kartere aktaracağımız için. Amasör vidası. Hatta mamuz vidaların üstünden sökelim. Mamuzun üst vidası gevşemiş. Onu da oraya koyduk. Yağ pompasını sökmeye gerek var mı? Vidaları lazım. Var. Diğerlerini kullanmayacağız zaten. Ama üstüne sökme, kalsın öyle. Şimdi motoru alıyorken belki bir takada verir bize. Bu şekilde alıyoruz. Şuradaki destek kayışını sökeceğim. Tamam, gittiği yeri gördüm. Dursun orada. Yeri belli en azından. Gördüğünüz gibi. Bu kısımları da temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu malzemeyi takmamışlar. Diğer destek olmadığı için, vidası olmadığı için destek kayışını. Burada taliyenin üzeri bayağı bir tıkalı ama temizliği yapılınca düzelecek diye düşünüyorum. İpimizi alalım. Aylan 4 verir misin? Burada, burada. Sağlam. Burada 3 tane olmak kaydıyla 2 tane de altta var. Motor bağlantı civataları. Bunları söküyorsunuz. İki tanesi de burada. Şimdi boğazımızı sökerken bir de takarken dikkat edin. Buradan çıkardık. Biraz temizliğe ihtiyacı varmış eğer değişmemiş olsaydı. Bunu kullanmayacağımız için kenara koyacağız. Müdahale etmeyeceğim ona. Motoru güzelce temizleyeceğiz. Pistonu arkadan baktığım kadarıyla temiz. (Gülüyor)
Ön yüzden baktığımız zaman da piston iyi ama segmentlerin arası biraz kurum tutmuş gibi. Şöyle bakalım. Segmentler hareket ediyor. Son haftan açılık ama öyle değişmesini gerektirecek kadar da değil. Biraz alttan boşluk yapmaya başlamış. Bu biraz hafiften bir boşluktan açılmaya uğramış ama değişmesi gerekir mi? Değil. Çünkü piston çizik değil arkadaşlar. İlerleyen zamanda şimdi masrafa girmesine gerek yok. Bir de piston çok aşınırsa, motor güçten düşerse değişebilir. Şimdi motoru güzelce bir temizleyeceğiz bu kısmı. Keçeleri dışarıdan baktığımız kadarıyla düzgün görünüyor. Temizlendikten sonra iyice göreceğiz. Temizliğini yapacağız. Sonra montajlarken videoya devam edeceğiz. Malzemeleri temizledik. Bu malzeme değişeceği için ona müdahale etmedik. Yenisi burada. Görüyorsunuz orijinal. Hava filtresinin şurada 3 yerde noktasal bir ikinci kat açma yapmıştı. Sıcak silikonu eritip tornavidayla sürdüm buraya. Şöyle görün. Bakın. En azından oradan kaba pislikleri çekmesini engeller. İpini değiştireceğiz. Zembere bakacağız. Temizlediğimiz gibi duruyor. Bu şekilde. Motoru da temizledik. Gördüğünüz üzere. Başlayalım malzemeleri takmaya. Tutaklı. İlk başta yan kapaktan başlayalım. Şöyle zincir germesini alalım. Fren çemberini alalım. Tork birimimizi nereye koyduk? Neyse makineyle sökeriz. Gerçi şurayı bir alalım. Videonun başında bahsettiğim gibi burada pek bir sıkıntı yok. Sadece şu kısımda bir kırıklık var. O da kozmik olarak görüntü kirliliği başka bir şey değil. Şu kısmını benzinden hafiften temizleyip dışarıda kaldığından dolayı, pardon, iç kısımda kaldığından dolayı temizlik hava falan vurduğumuzda fayda etmemiş oraya ki etmesi zor. Bu şekilde. Şimdi fren çemberini takacağım ama onu ilk başta zincir germeye takalım. Oraya çöktük. Oraya halledelim. Maket bıçağımızı bulalım. Burada aslında o-ring de var dönmesini engellemesi için. Kapağı yeni geliyor. Bu çıkan malzemeleri direkt kendisine geri göndereceğiz zaten. Şu malzemeler. Çıkanlar. Hatta poşetin içerisine atayım. Vidasına varana kadar yeni. Biraz külfetli bir rakamım var. Diğer düz zincir germeye göre. Ondan sebep bazı müşteriler değiştirmiyor. Düz tipe çeviriyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu şekilde taktık. Oraya gres sürsek mi olur? Onu ben de düşündüm. Yani çok tozlu bir ortam. Talaşın döneceği bir yer olduğu için çok az bir şey süreceğim. Fazla gres iyi bir şey değil orada. Kapağın içine şöyle inceden sıkayım. Hafiften bir fayda etsin. Çok fazla sürmeyin. Talaşı fazla tutabilir. Pislik çok fazla girme ihtimali var mı? Var açıkçası.
Şuradan düz tornavidamızla çevirelim. Bakın hareket ediyor. Tam dibine kadar sıkamadığı için vida kırık olduğundan dolayı değiştirmek zorunda kaldık. Bunun kırılmasının sebebi şu kısmın, o dediğimiz hani kılavuzun zincir germe piminin geçeceği deliğe denk getirmeyip kapağı sıkmaları, hem vida kırılmış hem burasını kırmış. Zincir germeyi hallettik. Şimdi Torque 20 ile şu işlemi yapacağız arkadaşlar. Fren çemberinin vidasını sökeceğiz. Hop. Titreşimle matkabın ucu da çıktı. Fren çemberi. Şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Fren size binde bir lazım olacak bir şey. Ama lazım olduğunda da birçok zamanın vermiş olduğu zararı, yani birçok zaman demeyeyim aslında, size gelecek zararı bir anda önlemeye çalışıyor. O yüzden fren hani kullanmıyorum ki lazım değil gibisinden düşünmeyin. Parmağını falan kesen birçok kişi tanıyorum böyle. Elinin kenarına zincirin fren mesela duruyor ya, eli kaçıyor, kırılıyor kol. Eli kaçıyor, kestirebiliyor. Ondan sonra bir anda tehlikeli bir durum oluyor. Fren tutmadığı için, çember olmadığından dolayı sağını solunu yaralayanlar var. Uzuv kaybına kadar gidiyor arkadaşlar. Benden size tavsiye, mümkün mertebe bu tarz malzemeleri üzerine tutun. Her şeyi güzeldi, bir daha buraya koymuşuz. Zaten bir sefer lazım olur, tam lazım olur. Sürekli kullanmıyorlardır. Bunları bir de elden yoklayalım aslında. Sıktı. Görüyorsunuz. Buraya zaten temiz kaldığı için müdahale etmiyoruz. Zincir germemizi taktık. Sıktık. Yan kapağın hazır. Onu koyduk. Şimdi diğer aksamlar, yeni gelen malzemeler zaten komple motorla birlikte değişecek olan malzemeler. Şunları kenara alalım. Gelelim motorun montajına. Şimdi burada şöyle bir şey yapmışlar. Şuraya izi görüyorsunuz. Bir zamanlar bobinler, bir zamanlar derken şu mavi bobinler %80 titreşimden dolayı tak buradaki bağlantıları düzgün yapmadıklarından dolayı, bu üretimden kaynaklıydı. Şuradaki stop sacı var ya, şase alma, oradan kopup aşağıya düşüyordu, volanta sürtüyordu. Bu da aynı şekilde sürtmüş. Görünüyor mu orada? Evet. Nitekim burada bir işlem görmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz buraya lehim atmışlar yukarıya kaldırıp. Biz o zamanlar tamirlediklerimizi şu kenardaki sacları büküyorduk. Sağa sola Japon döküyorduk bir de. Burada lehim bazen tutuyordu, bazen tutturamıyorduk. Burada güzel bir iş yapmış arkadaş. Stop şaselemesi burada oluyor normalde. Buraya almışlar. Bu vida bozuk. Hiç müdahale etmeyeceğim. Cihazın sahibi zaten motorun düzgün çalıştığını söylüyor. Nasıl anlatayım? Sadece buradan kabloyu takacağım, Japon dökeceğim. Onu da söyleyeyim. Buraya müdahale etmeyeceğim yani. Buradaki vidayla pek işlem yapmadım. Gerek de yok. Hani zaten çalışıyor motor. Sökülmesine gerek yok yani. Ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman uğraşılır. Motor hafif aşınık dedik. Biraz crankta gezme yapıyor. Çok az bir şey. Bu hangi Olamak motorlu testereye bakarsanız bakın, bir zaman sonra bu aşınıklığı yapıyor. Krank rulmanları değişmesi gerekiyor bunun için. Krank rulmanları da değişmesi için keçeler de değişecek. Çakıyoruz çünkü.
Zaten pistonla bir zaman sonra artık değişmek istediğinden isteyecek yani makine. O zaman açıldığında krank keçeleri, rulmanları ve pistonu değiştirmesine fayda var. Kendisine söyledim. Cihaz sahibine. Şu an için ekstra bir masraf etmesine gerek yok. O kadar da kötü vaziyette değil. Şimdi hortumlarına bakıyoruz. Gayet güzel. Motorun vidalarını bir üzerine takınca yokları. Şöyle üzerine oturtacağım. Karbüratörün vakum hortumunu taktık. Daha sonra boğaz körünü ittireceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz nazik olun bunları da takarken. Aslında kalın bir malzeme, kolay kolay kopacak bir şey değil. Şu vidaların gevşemesinden kaynaklı ya da egzozun tıkanmasından kaynaklı bozulabiliyor. Farklı bir mantığını bulamadım açıkçası ben. Başka sebeplerden yırtılacak, bozulacak gibi bir şey değil. Bir de söküp takarken yırtılabilecek bir malzeme. Ondan da bahsedelim. Buraya boğazı oturtturduk. Yani kolay kolay 952'lerde boğaz değiştiğini görmedim. Ha, tabii ki değiştiriyoruz. Değişmiyor değil de kolay kolay değişmiyor. O kısmı hallettik. Civata sabitleyici. Hakkı boyum yetmiyor. Şunu verebileceğim mi? Benim boyu biraz kısa arkadaşlar. Yani kamerada nasıl çıkıyoruz bilmiyorum da. Bu gençler uzun. Fasulye sırrı gibi gençler. O yüzden onlar yardımcı oluyorlar bana. Her şey güzel. Şu vidaların kafalarını biraz temizleyelim. Lock test sürmeye gerek yok da gene de madem temiz temiz topluyoruz bu makineyi süreceğim. Lock test dediğimde gene her seferinde bunu söylüyorum. Ağız alışkanlığı. Eskiden Loctite markası çok öyle pahalı bir şey değildi. Ama şu an ufacık kutusuna deli paralar istiyorlar. O yüzden ben almıyorum açıkçası. Highlander'da alayım Hakkı. Tam sıkmıyorum şu an. En son yoklamasını çekeceğim. Sindir vidalarını yoklayayım. Gevşek var mı yok mu bilmiyorum. Anahtarı tutturamadım. Şu karter vidalarını da yoklayalım. Hazır volan sökülürken. Şimdi şu kısmın iki tanesini taktık mı motor montajımız bitiyor. Videolarımın bazıları uzun sürüyor. 1,5 saatlik videolar falan var. Aslında iki bölümde de yapabiliyoruz da. Bazı uzun videoları izleme hızını şey yapabilirsiniz. 2x falan yaptığınız zaman ses biraz acayip çıkıyor ama gayet güzel. Hızlanmış oluyor. Zamandan tasarruf edebilirsiniz. Onu da hatırlatayım arkadaşlar.
Şimdi bu kısmı taktık. Gelelim volant olayına. Motor aslında çok fazla kullanılmamış gibi görünüyor ama net de bilemeyiz şimdi. Temizleyince yani tertemiz pırıl pırıl çıktı makine. Hemen volantı da oturtturuyoruz. Üçleyi verir misin dostum bana? Volantı sıktık. Geçelim balata kısmına. Yağ pompasını takacağız. Şimdi yağ pompasının değişme sebebi plastik. Yani bunların ilk üretim yapıldığı zamanlar yağ pompası plastikti arkadaşlar. Şöyle. Plastiğin iç kısmı aşınıyordu. Ve aşınmasından kaynaklı da yağlamayı düzgün yapmıyor. Riske girmeyelim dedik. Hani yenisini takalım. Bugün çalışır. Yarın gider orada çalışmaz muhabbeti. Yenilenmiş oldu. Tabii onları da göndereceğim. En azından kenara koyar cihazın sahibi. Lazım olduğu zaman kullanır. Şu plastik gövdeli cihazlarda çok fazla asılmayın. Close vidalarına sıkmak için. Ondan sebep bozuluyor. Başka bir şey yok. Boşu boşuna karter değiştiriyorsunuz. Yazık günah. Plastik parçası bir dünya para. Tabi yapmaya kalksan zaten iyi para tutacak. Şöyle. Gres yağı kendi içerisinde var biraz. Ben süreceğim bir daha gres yağı. Şuradan alalım. Şu yağ dişlisinin altındaki pulu koyuyorum. Şuraya hafiften bir basalım. Biraz da buraya ben fazladan basmış olayım. Ellerini kontrol ettik tekrar. Bunu zaten aşağı koyduk. Biraz da bunun içerisine şöyle sürelim. Hani uğultulu ses bu plastiklerde yapmaz ama metal parçalı olanlarda uğultu yağ dişisinden dolayı oluyor. Rolantide çalışırken gıcık gıcık sesler yapar. Zincir dişli vurulmanı da muhakkak yağlayın. Tamam, rolantide hareket ediyor bu vurulmanlar ama kuru kuru da çalışmasın. Yani kranka aşındırıyor. Söktüğü zaman muhakkak yağlamasını yapın arkadaşlar. İçerisine de şöyle gelmesini sağladık. Zincir dişlisini nereye koyduk? Burada. Şimdi zincir dişlisini temizledik. Dışını.
Balatanın dışını temizledim. Tel fırçayla. Bu şekilde oturtturduk. Şimdi şuradaki yağları bir alalım. Şu iç kısmı, şu pulun geleceği yerleri. Biraz haftan yağlayayım. Bakın aşındırmış buraya, görüyor musun? Kuru olmasından dolayı. Aslında haftan yağ olsa, tabii her tarafına yağ sürün demiyorum. Bu da gezmişti işte, yukarı aşağı oynamış. Onun sebebi ne? Krankın o hafif boşluğu aslında. Ama çok büyük bir sorun değil. Eski model motorların birçoğunda bu tarz mevzularla karşılaşabilirsiniz. Normal denecek kadar normal ya. Yani. Gezmesi iyi bir şey mi? Hayır. Ama motora bir zararı var mı? Hayır. Yok. Balatamızı takalım. Güzelce bir yokladık. Bu boşluklar normal arkadaşlar. Şu gördünüz. Kimi müşteriler cihaz alıyor, telefon açıyor, diyor ki ya burada bir boşluk var, normal mi? Normal, evet. Şimdi bujimizi hafiften tutturalım şöyle, bir şey girmesin diye içerisine. Egzozumuzu takacağız. Egzozun içerisini tornavidayla kazıdım. İzleri görebilirsiniz. Dışını temizledim. Daha önceki açan kişi buradan açmış ama düzeltmemiş. Ben düzeltmeye çalıştım. Kendi büktüğüm yeri de düzelttim arkadaşlar. Şimdi egzoz vidalarını taktık. Reflektör burada. Pulunu takıyorsunuz egzozu. Daha sonra düz tornavidayla, düz tornavida başlıklı civata takılmıştı. Onu sıkacağım. Kendisi normalde tork civatalı oluyor. Ama elimde öyle bir civata yok açıkçası. Buraya Loctite falan sürmeyin. Bazen sökülmeyebiliyor. Uğraşırsınız. En ideali normal düz sıkın. Kurum zaten onu tutuyor arkadaşlar. Kolay kolay gevşemez. Siz yeter ki sıkın malzeme. Bu şekilde taktık. Bu malzemeleri de temizledim. Şimdi bunu böyle takıyorsunuz ya. Böyle olmaz. Bu şekilde de olmuyor. Mevzu ne? Buradan düz kısmı iç kısma geliyor. Buradan geliyor, dağılarak sesi kırıyor. Buradan etrafa dağılıyor. Daha sonra dışarıya çıkıyor. Mantığı o. Şu elimi bir temizleyeyim. Somun bakacağız demiştik. Ya, somuna bakayım. Bak, onu unuttum. Bunlardan 8 anahtar tutanlar kalmamış elimde. Eğer sana göndermeden önce vidacılara gidersem, vida aldığım yere alacağım, bilgin olsun. Buraya oturtturken dikkat edin arkadaşlar. Alt açık kalırsa gövdeyi eritirsiniz. S
seni uğraştıracağım diyor bana. Heh, tamam. Bu şekilde taktık. Kendi somunlarını düz olarak birer tane pul koyacağım. Hatta gene üzerindeki gibi yapalım. Bir tanesinin yarık topunu nerede? Ona da bakarız. Sıkıntı yok. Göz önüne çıktığı zaman takarız. Problem değil. Belki o zamana kadar dediğim gibi başka bir malzeme almaya gittiğim zaman bu vidalardan da alırım. Bazen vidaların ya da malzemelerimiz eksiliyor. Farkında olmuyoruz. O yüzden böyle yokluğunu çekiyoruz. Şimdi buji kablosu sertleşmiş, kırılıyor. O yüzden hatta şimdiden yapalım o buji kablosu. Kafasını hazırladım ben. Burada kendi kepi, fakat şöyle bir şey yapsak çok uzun olur mu? Hayır. Buraya yapıştıracağız. Şimdi burada şuna bakalım. Şimdi olay şu, Japon yapıştırıcı versene. Şu kısmı ortasını biraz bakalım, telden gidiyor doğru. Bunu şöyle yapalım. Starter'ı takalım, ondan sonra dönelim. Bak. Neden diye sorarsan bir ateşlemesini görelim. Şimdi starter'a döneyim. Oraya Japon dökeceğim. Geri dönüş olmayabilir. Starter'ı bir... Yok, şimdi bir bakacağım. Oraya hazır ya bitene kadar donsun orası. İpini değiştireceğiz. İç böyle zembereğin orasını da temizleyelim. Dağılacak bir durumu yok. Hakkı. Videoyu burada durduralım. Sen bunların ikisini bir temizle sana zahmet. Yeni starter'ı temizlerken ben de karbüratörün içerisine bakayım istedim. Vakitten kazanmak için. İğneli olmayan kısmı bu taraf temiz. Sadece biraz benzin vurdum. Pislik varsa alalım hesabı. Ki temizdi. Bir tane vidası düz takılmış. Ama karbüratör yeniye benziyor. Onu da söyleyeyim. Çok temiz. Temizleyince temiz oluyor değil yani. Öyle çok yılların vermiş olduğu bir eskime yok açıkçası. Diyafram kötü vaziyette değil. Hak şuna bir hava benzin vurabileceğim. Karbüratör iğnesini bir ölçelim. Yani hafif kabarıklık var şeyde iğne tarafında ama kötü vaziyette değil. Değişmesini sağlayacak vaziyette değil.
Görünüyor mu oradan bilmiyorum ama uzakta kalıyor. İğne de kaçırmıyor. Karbüratörün bariz yerinde de sıkıntı yoksa bak bu yerinden çıktı lan. Neyse. İçerisi temiz. Şu sarı wiper'ın olduğu kısımlarda sıkıntılar oluyor genelde. Onları da getirmedikleri için mecbur değişiliyor. Hani bu ustalıkla alakalı bir şey değil. Nasıl sökeceksin yapacaksın onu. Söktüğün zaman zaten yenisi olmuyor. Onu sökerken de hasar alıyor. O yüzden yapılmıyor arkadaşlar. Artık birçok malzeme kullanat tarzında yapıyorlar. Köpekler saldırmaz inşallah onlara. Vardır onlar inşallah. Gerçi köpek kovucuları vardır onların artık. Şimdi söktüğümüz gibi takalım. Bu kısımlar güzel. Ayarlarını kurcalamadım. Çalışmasına göre bakacağım. Evet, orasını versene. Tamam, benim şimdi bitti zaten. Burayı hallettik. Şimdi gördüğünüz gibi yeğenim temizledi zemberin iç kısımlarını. Kapağın içerisi de böyle. Bir takacağız hemen. Kendi orijinal ipi aslında sağlam ama ne olur ne olmaz kopar değiştiremem gibisinden bir düşünce oluştu kendisinde. Yenilememizi istedi. Ben de hemen şuradan koparıyorum bunu. Kendisine tekrar geri göndereceğim. Kutunun içine at istersen de. Kutuya gerek yok, buradan atarım onu şey. En son koyacağız zaten onları oraya. Bakın arkadaşlar, Osman'ın ipi 3 mm'lik ip var onun üzerinde. Mümkün olduğunca kaliteli ipler almaya çalışıyoruz. Çünkü ipi çekiyor çekiyor kopartıyor müşteri. Diyor ki ya kardeşim koptu, 2 sefer çektim. 2 sefere normalde ip kopmaz da. Bir de piyasada en iyi ipleri almaya çalışıyoruz. Gene de kimseyi memnun edemiyoruz. Şu an Husqvarna'nın iplerini alıyoruz biz. En düzgün artık bunlar var piyasada. Her geçen gün kalite düşüyor. Türkiye'de üretim yapan arkadaşlar da var. Ama nasip olmadı. Onların ipleri bize denk gelmedi. O yüzden şu an için bir şey diyemeyeceğim. Standart kendi boyunda kestim. Biraz da düğüm payı bıraktım kendime. Şöyle yapabilirsiniz ipi doluyorken. Bakın parmağınızla döndürdünüz. Şuradan bir tur çevirdin. Bir daha aynı şekilde çevirseniz düğüm bir tık da sağlam oluyor. Çıkmasını engellersiniz. Kendi düğümü tekrar içine sokuyor. Gönderiyor. Elim de hep sol cebime gidiyor. Çakmağı da kenara koymuşum. Ucunu biraz daha yakacağım. Düz basacağım bu sefer. Böyle olsun ki düğüm kolay kolay çözülmesin.
taktık, görüyorsunuz burada. Daha sonra bu şekilde getirdik. Zemberin üzerine şöyle inceden gres yağı döndürüyorum. Ver onu da ver. Çok gres yağı sürmenize gerek yok. Onu da söyleyeyim. Ve sıvı gres süreceğim. Tekrar yerine takıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu taraftan bir döndüreyim, biraz aşındırmış. Şu çalışan aksamlara da sıvı gres sürdüğümüz vakit biraz da aşınmasını engelleyeceğiz. Çok gres yağı iyi bir şey değil. Toz yapışıyor bu sefer. Bozuyor arkadaşlar. İpi buradan geçirin. Daha sonra şöyle yapın hatta. Nasıl takıldığını görmek istiyorsanız bakın. Kancası burada. Tırnak da burada. Getirdim. Oturdu. Gerdirmeyi sonradan yapacağız. Takozumuza geçiriyoruz. Buradan şimdi şöyle yapalım. Bir attık, iki attık. Üçüncüsünü şöyle yapmış hatta yani. Hatta ikincisini. Fabrika. Geçirdim, tekrar geriye takmış. Olay şu. Düğüm bu şekilde yapmış. Burasını da fabrikasyon gibi yapalım. Söken desin ki ya bu hiç değişmemiş. İpin rengi de benziyor. Şimdi bak, bol kaldı, gördünüz mü? Bunu tutuyorsunuz. Şuradaki yarık var ya. Ona denk getirdiniz. Çektiğiniz yöne doğru sarıyorsunuz. Ben iki tur çevireceğim. Neden? Biraz fazla boldu. Gördünüz mü? Şu, çok fazla germeyin, zembere kırarsınız. Bunun hakkı iki turdu. Bir tur gevşetsem şimdi bu böyle kalacak. Rahat rahat çalışıyor. Gelelim hemen. Bobin olayına hemen vidalarını takalım. Bunun dörtlü vidası nerede dostum? Heh, burada. Şarjlıya bir de şey takalım. Yıldız uç takalım. Burada diğer uçlardan yıldız. Şöyle kısa olsun. Benzinlik kapanmış. Zaten en son bizden kasap kapatıyor burayı. Şimdi kartal yeni olduğu için yeni diş açıyor kendisine. O yüzden biraz zorluyor. Onları en son bir daha yoklayacağız. Şimdi olay şu. Ateşlemeye bakacağız. Ateşleme var. Bir de işimiz garanti olsun diye. Bunu takacağım. Dokum var hiç. Hı? Küresel dokum var da çarptım. Görüyor musun? Sana gayet iyi şu an. Bunu yana koyayım. O cihazı ateşleme düzgünse, hani atlama yapıyorsa karşı tarafa, sıkıntı yok demektir. Japon orada solda. Japon'u dökeceğim arkadaş. Ha, bu yerinden çıkmaz anlamına değil ama gene de sıkıntı olmasın diye
Şöyle. Biraz bekleyeceğim. İçine insin istemedim zaten. Bir damlacık onu bir nebze tutacak. Zaten seninkinde hiç öyle bir şey yoktu. Geldiğinde. Böyle dursun. Hemen yakıt hortumlarına baktım. Düzgün görünüyor. Hava basmadım sadece. Bunlar sağlam duruyor. O yüzden değişmeye gerek yok. Amortisörlerin düzgün. Motorun gövdesini montajlarım depoyu. Talyesine mi bakacaktık? Talyeyi hava vurup bakıyor zaten. Buradaki amortisör, destek amortisörü bize uyuzluk yapmış. Çıktı mı? İndiririz onu. Şöyle bir montaj diyeyim ben. Amortisörü bir tanesi alalım. Hesabını. Neden bize böyle yapıyor diye. Onu tekrar elle yoklayacağım. Oturmamız yerinde. Oradaki amortisörü takalım mı? Takalım dostum. Ayıksın. Nerede o zincir kilidi? Ta buradaymış. Biraz ortam sessiz olunca biz de sessizleşiyoruz burada ne hikmetse. Bir de uyku bastırıyor. O yüzden mahmuzu takacağız. Mahmuzumuz nerede dostum? Burada. Soğuk tersine geldi. Hey yavrum benim. Şu sağ elime takayım. Şimdi gövdeyin olduğu için diş olmadığından dolayı orada uğraştırıyor. Böyle koyalım. Buraya da taktık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bakalım burası donmuş mu? Bir nebze donmuş. Bunu takarken yapalım. Karbüratörü söktük biliyorsunuz. Onu takalım. Şu gaz telini değiştirecektim tetikle birlikte. Hani sürpriz dediğim olay da buydu. Ama yokmuş.
elimde kalmamış. O yüzden onu yapamadım. Hani böyle kaldırıyorken ediyorken makine ağacın üzerinde tetik çıkma gibi derdin olmayacaktı. Ama maalesef elimde bu model 2 kalmamış. Genelde bulunduruyorum elimde. Takmışız, farkında olmamışız. Bittiğini. Şimdi yakıt hortumu da hani depoyu deniliyor dedik ya, tahliye. Şöyle deniyoruz arkadaşlar. Hemen aslında karbüratör takmadan deneyebilirdik de. Deneyeceğim. İçeriden dışarıya bastığın zaman yavaş yavaş salıyor kendini. Buradan ben şimdi bıraktım. Asıl olay zaten içeriye çekmesi. Görüyor musunuz? Dışarıya fazla vermez. İçeriye çeker. Maksat yakıt bittikçe havanın içeriye girmesi. Görüyorsunuz. Çektikçe duruyor. Bu tabancanın özelliğinin bir tanesi de oydu. Bakımı yaptırıp deneyebiliyorsunuz. Sıvı çektirebiliyorsunuz. Tetiğimizi taktık. Jikle kolumuzu taktık. Daha sonra şu plastiğimizi takalım. Bunu da temizledik. Bana iki tane civata getirmiştin değil mi? Evet, bunlar. Burada iki tane civata yok demiştik ya. Bu bahsettiğim civatalar genişlikleri aynı. Sadece kafalarında sadece düz kısmı yok. Bu civataları bulabildik o zamanlar. Çok böyle kaybedenler, eksik olanlar falan oluyordu. Yaklaşık bir 10 senedir de. Adetli miktarda bile bastı vatandaş. Bir civatacı abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun işimizi gördü. Yani bize göre çok adetli ama onlar için makine çalıştıracak değer değildi açıkçası. Ama dedi ki sizin işinizi göreceğim. Uğraşmayın, piyasada aramayın dedi. Ve dediği gibi de oldu. Kafa düz kafa basacak dedi. Ona dedi şey yapmayın, uğraştırmayın. Maliyet dedi yükselmesin. Biz dedik tamam abi. Yani 10 sene aşkındır da var o civatalar. Artık bitmek üzere gibi bir şey. Bittikten sonra ne olur bilmiyorum artık. Bunları taktık. Olay şu. Kablo durumlarını şuradan geçirirsiniz arkadaşlar. Hortumda dışarı çıkmasını engeller. Kablonun şöyle yerine geçirdik. Şu siyah lastiği takacağım ama çok da sağlam değil. Bu yüzden inşallah düşmez. Sertleşmiş bir de. Böylece koyduk. Şimdi olay burayı hallettik. Benzin hortumları takılı. Yakıt yok içerisinde. Benzin filtresine bakılacak. Onlar diğer çıkan burcun. Ubuji teli. Üst kapağı takalım. Temizledik. Bir tane vida eksikti burada. Onun yerine orijinal. Bu orijinal vida ama düz. Seninkinden bir tık ince. O yüzden tek şuraya takacağım. Gövde yeni olduğu için şu ince kısmını şu kısma getir genellikle. Burada belirgin olsun diye onu
Öyle yapacağım bakalım. Kablo da tutmuş Japon. Bir damla Japon döktüm oraya. Çekerken biraz nazik davran. Aşağıdan. Koparma. Şimdi ayarlarını ellemedik. Buradan da ayar yapması zor olacak. Kılavuz şey yok. Gerekirse sökeriz. Şimdi bir işlem yapalım. Üzerine oturtalım. Buradaki kenara şurası oturmamış. Gördüğün gibi kablon fazlasıyla yeterli. Çok fazla uzun kalmasına gerek yok. Hadi bir şansımızı deneyelim. Senin bujiyi de değiştirmiyorum. Yedek bir tane göndereceğim sana da. Şey yapalım. Üzerinde dursun. Benzin. Benzin filtresi değişecek bir saniye. Şöyle benzin filtren hakikaten değişmesi lazım. Husqvarna tipi ama hortumu sağlam. Kolay kolay yani bozulmuyorlar ama bozuldu mu da farklı hortum olmuyor. Keçeli filtre takacağım. Bu şekilde. Ama bu da çıkıyor. Ha içine kaçtı. O büyük filtre. Şey kelepçe. Küçüğü olması lazım. Bak. Bir Husqvarna'nın orijinal filtre var mı? Var. Kafa geliştirir abi. Neden olsun? Var. Bir bak. Alamazsın ki. Alırım. Alırım bugün mü alırım diyorsun ha? Bakalım şu kelepçeyi takabilirsek. İşin kolay. Şöyle yapacağız. Taktık. Daha kolay kolay çıkmaz bu buradan. Keçeli filtre taktım. Şimdi filtreleri taktıktan sonraki konumlarına dikkat edin. Aşağıya geliyor mu? Geliyor. Aynen. Tam yerine geliyor şu an. Yağlı benzimi alayım. Yağ kapağını bir de... Yağ kapağını alacağım. Sökeceğim onu. Şimdi benzinimizi dolduracağız. Şöyle yarım depo kadar falan koyacağım. Şarjımız da bitiyor. Hemen çalıştırayım makineyi. Şu an yarım depo kadar var içerisinde. Şu benzin filtresini şöyle koyalım. Biraz yarın bir gündüzün odunda bir hafiften deneriz. Motoru biraz pislenecek yani bu temizliği aslında pislenmemesi lazım. Gel gelelim. Olmuyor. Hemen yağını dolduralım. Biz temizledik, biz pisleteceğiz. Değil mi Hakkı? Hayır. Yarım depo kadar da yağ koydum. Yağ kapağını diğerinin üzerinden sökmeye. Şuna bir benzin vurayım az.
Şimdi balata fırlamasın diye kılavuzdan kapağı takacağım. Şunu bir yerine biraz daha bastırayım. Böyle direkt kesmeyin yani. Sacı düzelttik. Gel abi. Somunları üstüne. Somunları biliyorum güzel olduğunu. Şurasını düzelttim arayı. Kılavuzu hemen de içini temizleyelim arkadaşlar. Kılavuzun içlerini temizleyin arkadaşlar. Bakın. Pislik ne kadar çıkıyor. Düzgün yağ gitmez. Yağlamayı düzgün yapmaz. Bakın çıkan pisliğe bakın. Daha bu tarafı maket bıçağından düzgün alamamış. İnce geliyor ya maket bıçağı. Gördünüz mü? Zincirli kutunun içerisinde. Zincir biraz kuru kuru duruyor başkan. Büyük bir ihtimal zaten yağlamanda sıkıntı varmıştı diye düşünüyorum. Gelelim şimdi yan kapağımızı takmaya. Bakın zincir germe piminin şuraya denk gelmesine dikkat edin. En son bunlarımız daha var. Saplamalar şey somunları sökerken de talaş varsa şöyle bir üfleyin püfleyin atsın pisliği, çünkü bazen onları da dipten çıkartabiliyor. Şöyle pardon elini kesti mi? Kesti mi? Kesmemiş abi, gene iyisin. Eline sürttü kılavuz. Şöyle biraz yağ gelene kadar alttan şey yapacak, pompa yeni olduğu için. Ben de balata fırlar endişesiyle sıkalım biraz. Sıkacağım ya. Bu şekilde taktık. Benzini pompalayalım. Yakıtımız geldi. Yeni pompadan yağ gelene kadar sıvı gresi sıkıyorum ki zincir yağsı çalışmasın. Motorun gaz yemesi güzel. Cihaz sahibinin de söylediği gibi abi çekiyorsun 10 numara çalışıyor. Ve akşam he? Çok gaz basmıyor mu? Yok, devrine bakacak. Gayet güzel yani. Şöyle mantık olarak
aşağı yukarı devrine bakacağım. Hani katalog değerlerinden bakıp da yapmıyorum ben bunları. Bakmaya da vakit bulamıyorum açıkçası. Eskiden bize böyle koca koca broşürler verirlerdi. Derlerdi ki ayarları bu şekilde olacak gibisine. Gazeme devri falan güzel. 12.600 12.700 lira çıkıyor. Rolantisine bir bakacağız. Yarın boşta biraz çalıştıracağım. Dışarıya koyup. Biraz da odun keseceğim. Makine zaten hakikaten güzel çalışıyor. Biraz ısınınca dengesizlik yapacak mı? Onu gözlemleyeceğiz. Hani çok yüke vuramıyoruz. Fazla odunumuz yok. Ama gel gelelim. Bu işlemi de bu şekilde bitirdik. Değişen malzemeleri gördünüz arkadaşlar. Karter komple değişti. İpini değiştirdik. Yağ pompası yeni takıldı. Fren çemberi, frezeli tip, zincir gelmesi takıldı. Bir tane üst vida taktık. Buji kablosunu yeniledik arkadaşlar. Gördüğünüz yaptığımız işlemleri. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan bir şey varsa yorum yazın. Şu sıralar yorumlara pek bakamıyorum. Kusura bakmayın. Sebebi ise sabah 9'da dükkanda oluyorum. Saat gece sahura kadar buradayız dükkanda. O yüzden... Uyku vakti hiç kalmıyor şu sıralar. Ondan sonra benzin filtresini değiştirdik makinenin. Değişenleri gördünüz zaten. Mümkün mertebe elimizden geldiği kadar temizledik. En iyisini yaptık. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir bu video. Başka ne diyeyim? Aklıma da gelmiyor bir şeyler. Söylediğim gibi kanalıma abone olun arkadaşlar. Biraz abone ihtiyacımız var tabii. 1000 aboneye de geçtik ayrı konu. Yarın deneyeceğiz, bakacağız. Kesin videosu ekler miyim onu bilmiyorum. Yarın bu videoyu eklemeye çalışacağım. Hatta YouTube'a yüklemeye çalışacağım. Cihaz sahibi görsün. Kafasına takılan bir durum varsa da bana telefon açsın gibisinden. Ona WhatsApp'tan yazıyor gerçi. Ayrı konu da. Nitekim böyle bir durum oldu. Hava filtresindeki küçük delikleri sıcak silikonla kapattım arkadaşlar. Aklı başka aklına gelen bir şey var mı? Benzin filtresi değişti. İşte diğer şeylerine baktık. Gayet güzel motorun çalışması falan. Fren çemberi yapıldı. İnanın aklıma gelen bir şey yok. Bakıyorum şimdi bir esnaf kasap arkadaş var. Bir de biz varız. Herkes gitti. Şu an saat kaç dostum? 12.42 geçiyor. 12.42 geçiyormuş. Biz burayı toparlayacağız edeceğiz derken işte 1.30 1 derken İçeriye alacağız. Videoları aktaracağım. Gene saat 3 arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kafanıza takılan bir soru varsa sorun. Gördükçe cevaplıyorum. Bay bay.